arkadaşlar ben Zeynep Çakır YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kullandığınız renklere göre hem kız hem erkek bebeklerimiz için yakalı, burgulu hırka yapılışını baştan sona anlatacağım. Hırkamızın ön kısmı bu şekilde olarak tamamlandı. Arka kısmı da bu şekilde olarak tamamlanmış oldu. Çok kullanışlı ve güzel bir model. Hırkamızın boyutu 6 aydan 14 aya kadar kullanılabilecek boyutu oldu videonun sonunda sizlere ölçülerini verdim nasıl büyütebiliriz nasıl küçültebiliriz anlatmaya çalıştım Sizler de oradan bakarak hem bebekleriniz için hem çocuklarınız için bu güzel modeli örerek kullanabilirsiniz hırkamı örmek için e, tam iki yumak ip kullandım 240 metre uzunluğunda 100 gram ağırlığında bir ip kullandım. İkinci yumağımdan bu kadar ipim kaldı arkadaşlar. Renk numarası ise 250. 3,5 numaralı şiş kullanarak hırkamı ördüm. Toplam 5 adet düğümü kullanarak hırkamı tamamlamış oldum. Hazırsanız bu güzel modelin yapılışına hep birlikte başlayalım. yakasından başlayacağım yakamızı ördükten sonra her iki kenarda artırmalarımı yaparak roba sayısını ayarlayarak robasını örmeye başlayacağım 3.5 numaralı şiş kullanarak öreceğim kullandığım ipim ise Alize Baby Best 100 gram ağırlığında 240 metre uzunluğunda bir ip kullanacağım renk numarası ise 250 hırkamın yakası için şişime toplamda 64 ilmeğimi attım yakamızı örmeye başlıyorum tersinden bütün ilmeklerimi haroşa örgü olarak öreceğim her iki kenarda bulunan kenar ilmeklerimizde yine haroşa örgü olacak onun için sıra sonunda son kenar ilmeğimi örerek alacağım sıra başında örmeden alarak devam edeceğim yakamız için toplamda şu an tersindeyim ön yüzden ilmeklerimi attım tersinden örmeye başladım böylelikle birinci haroşa sıramı ön yüzden tamamlamış oluyorum Yakamız için toplamda 13 veya 14 diş olana kadar yakamızı örelim arkadaşlar. Artırmalarımızı yaparak örmeye devam edelim. Hırkamın yakasına yeteri uzunlukta olana kadar tamamladım. Toplamda başlangıç hizasından 2 4 6 8 10 12 14 diş haroşa boyu olana kadar ördüm santim olarak da uzunluğuna bakalım 6 santim uzunluğunda oldu her iki kenarda kenar patlarımız için ilmek artırarak Artırdığımız ilmeklerle de yaka sayısına ulaşarak roba artışlarını yapmaya başlayacağım. Yakalı bir hırka ördüğümüz için yakamızı da şöyle dışa doğru katlayacağımız için katladığımızda ben şu başlangıç yerimin daha düzgün olduğu için orasının gelmesini istiyorum. Onun için bu sıramızı hiçbir artırma eksiltme yapmadan şu an ön yüzdeyim sıra sonuna kadar öreceğim arkadaşlar ee, diğer tarafta da dönüşte de her iki kenarda ilmeklerimizi artırarak devam edeceğim. Bu sıramızı tamamlayalım sıra sonuna kadar sizin başlangıç hizanız hangi şekilde düzgün oluyorsa isterseniz buradan da aynı işlemi yapmaya başlayabilirsiniz sıra sonuna kadar tamamlayım kenar patlarımızı artırarak. Örmeye devam edelim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerini örerek tamamladım. Son ilmeğimi de ördüm. Şimdi burada kenar patımızı artıracağım. Toplam 7 ilmek artıracağım. Onu da aynı ilmek başlar gibi artırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi sıkıca atarak artırdım. Şimdi dönüş yapıyorum. Artırdığım ilmeğimin ilk ilmeğini örmeden sıkıca alıyorum. Devam ediyorum. Artırdığım ilmeklerde dahil baştaki bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim. Tekrar sıra sonunda da artırarak yaka sayımıza ulaşalım. Toplam 64 ilmeğimiz vardı. Her iki kenarda 7 ilmek sağda 7 ilmek solda artınca yakamız için toplamda 78 ilmeğe ulaşacağım arkadaşlar 78 ilmeğimizin de ruba sayısını ayırarak ön yüzden artırmalarımızı yapmaya başlayacağız devam edelim sıra sonuna kadar sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi örerek tamamladım son ilmeğimi de ördüm şimdi burada yine 7 ilmek artırıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi artırdım. Hemen tersine dönüş yapıyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve diğer bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örerek tamamlayacağım. Kenar patlarımız yine aynı şekilde devam edecek. Sıra sonunda öreceğim. Sıra başında örmeyeceğim. Hemen sıra sonunda artırdığımız ilmekleri de örerek sıramızı tamamlayalım. Ön yüzden ruba artışlarını yapmaya başlayalım. Tersinden sıramı tamamladım. Bütün ilmeklerimi örerek tamamladım. Ön yüzdeyim. Ruba yapmaya başlayacağım. İşaretini taktığım yerler, ruba sayısını ayırdığım yerler. Toplamda 78 ilmeğimiz vardı. 78 ilmeğimin Ön ilmekleri 17 ilmek ön bir tane artırma aramız var. 9 ilmek kolumuz bir artırma aramız. 22 ilmek arka bir artırma aramız. 9 ilmek kol bir artırma aramız. Kalan 17 ilmek de ön olarak ayrımını yaptım. Şu an ön yüzdeyim. Artırmalarını yaparak roba artırmalarımı yaparak örmeye devam ediyorum. Yine haroşa örgü olarak robamız devam edecek kenar ilmeğimi aldıktan sonra aradaki artırma ilmeğimi kadar kenar ilmeğimle birlikte 17 ilmeğimi örüyorum şu an yakamızı da tersinden ördüğümüz için başladığım yer bakın bu tarafta burası ön yüzümüz olacak dışa doğru katladığımda da şurası düz yeri olacak arkadaşlar devam ediyorum Aradaki bir ilmeğime kadar 10 17 ilmeğimi ördüm. Şimdi burada işaretimi alacağım. Artırmalarımı çünkü ajur şeklinde yapacağım. Hemen bir doladım. Bir ilmeğimi ördüm. İşaretimi yine alıyorum. Yerimiz belli olacak. Bir doladım. 9 ilmek kolumuz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmeğimi ördüm. Tekrar işaretimi alıyorum. bir doladım, bir ördüm, bir doladım. Arkası için 22 ilmeğimiz var. Haroşo olarak devam ediyorum. Artırmalarımı sadece ön yüzde yapacağım. önde artan ilmeğimizi öne dahil edeceğim. Kolda artan ilmeğimizi kola dahil edeceğim arkada artan ilmeklerimizi arkaya dahil edeceğim ve her artırmamızda önde bir ilmek kolda iki ilmek arkada iki ilmek artmış olacak bu aradaki artırma bir ilmeğimiz sabit olarak devam edecek 22 ilmeğimi ördüm bir doladım bir ördüm bir doladım diğer kolumuz için yine 9 ilmeğimiz var 9 ilmeğimi haroş olarak örüyorum Arttırma ilmeğime geldim. Bir doladım. Bir ördüm. Bir doladım. Kalan 17 ilmeğimizi örerek ön yüzden sıramı tamamlıyorum. Birinci artırmalarımızı yapmış olduk. Tersinde hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi artırdığımız ilmekler de dahil sıra sonuna kadar haroşa örgü olarak örelim arkadaşlar. Tekrar ön yüzden artırmalarımızı hep birlikte yapalım. Tersinden sıramı tamamladım. Ön yüzden örmeye devam ediyorum. Artırma yerlerimizde ilmeklerimizi ajur olarak yaptığımız için e, artırma yerlerimizde zaten belli oluyor. Şimdi önde 17 ilmeğimiz vardı. Bir ilmek arttığı için 18 ilmeğimiz oldu. İkinci artırmalarını yapıyorum. Ruba artışımı yapıyorum. 18 ilmeğimi aradaki bir ilmeğe kadar örüyorum. Aradaki bir ilmeğe geldim. Bir doladım, bir ilmek ördüm, yine bir doladım. Kul ilmeklerimize geldim. 9 ilmeğimiz vardı her iki kenarında arttığı için 11 ilmeğimiz var. 11 ilmeğimi örüyorum bir doladım bir ördüm bir doladım arka ilmeklerime geldim bu şekilde sıra sonuna kadar aradaki bir ilmekten sağından ve solundan artırmamalarımızı yaparak sıra sonuna kadar tamamlayalım arkadaşlar devam edelim ön yüzden ikinci artırmalarımı tamamladım tersinden de bütün ilmeklerimi örerek tamamladım şu an ön yüzden üçüncü artırmalarımı yaparak devam ediyorum. Kenar ilmeğimle birlikte bütün ilmeklerimizi aradaki artırma ilmeğime kadar yani ön ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Aradaki iki ilmeğime kadar pardon bir ilmeğime kadar geldim. Hemen bir doladım. Bir ilmeğimi ördüm. Bir doladım devam ediyorum. Aralarda birer artırma ilmeğimiz var. Ön yüzden üçüncü artırmalarımızı sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Tekrar geldim artırmaya. Bir doladım, bir ördüm, bir doladım, devam ediyorum. Üçüncü artırmalarımızı tamamlayalım. Tersinden de sıramızı tamamlayalım. Ön yüzden ilk düğme iliğimi açacağım. Düğme de açarak devam edelim. 3. artırmalarımızda ön yüzden yaptım tersinden sıramı tamamladım. Örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi artırdığımız ilmeklerimiz yerlerimiz belli oldu. Şu an dördüncü artırmalarımı yapmaya başlayacağım. Bu sırada da ilk düğme iliğimi açacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeğimi, ikinci ilmeğimi ördüm. 3. ilmeğimi ördüm. Düğme iliğimiz için bir doladım. 2 ilmeğimi birlikte alarak ilk düğme iliğimi açmış oldum. Ön yüzden düğmeliğimizi açtık. Tersinde yine bütün artırdığım ve kestiğim ilmeğimi haroşa örgü olarak öreceğim ve düğmeliğimizi açmış olacağız. Bundan sonraki düğme iliklerimi de aralarda toplamda 13 diş haroşa boyu olduktan sonra açarak devam edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde artırmalarımızın sırasını takip ederek düğme düğmeliğimizin sırasını takip ederek robamızı örmeye devam edelim. Toplamda 20 veya 21 artırma yeterli olacaktır diyorum. Uzunluğuna ve genişliğine bakacağım. Tekrar sırasını vereceğim sizlere. Robamızı tamamlayalım. Kol ayrımını yaparak örmeye devam edelim. hırkamın robası için ön yüzden artırmalarımı yaparak robamızı yeter uzunlukta olana kadar tamamladım. Örmeye devam ederken ilk düğümü iliğimizden sonra Arada 13 diş haroşa boyu olduktan sonra ikinci düğümü iliğimi de aynı şekilde açarak tamamladım. Rubamızı da toplamda 20 defa artırma işlemi yaptım. Hemen artırma sıralarımızı saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 artırma işlemini tamamladım. Şu an ön yüzdeyim. İlk olarak sol kolunu öreceğim. Daha sonra sağ kolunu örerek hırkamızın bedenine geçiş yapacağım. Hemen şu aradaki uzunluğu da vereceğim arkadaşlar. Rubumuzun uzunluğunu. Onu daha rahat ölçebilmek için de önde bulunan ilmeklerimizi artırma ilmeğimize kadar örelim. Uzunluğunu ölçüsüne bakalım. Kol ayrımını hep birlikte yapalım. Önde bulunan ilmeklerimi artırma ilmeğime kadar örerek tamamladım. Toplamda e, 37 ilmek ön ilmeklerimiz oldu arkadaşlar. Hemen şöyle tuttuğumuzda roba artış uzunluğuna da bakalım. Artırma yapmaya başladığım yerden itibaren 12 santim uzunluğunda olarak robamızı tamamlamış oldum. İlk olarak sol kolunu ayıracağım. Önde bulunan ilmeklerimizi ördük. Arada bulunan artırma ilmeğimizi her iki ilmeğimi kola dahil edeceğim. Öndeki ve arkadaki ve kol ayrımını yapacağım. Artırma ilmeğimin önüne kadar ördüm. Burayı bekletmeye alıyorum. Kolumuzu örmeye başlayacağım. Yardımcı bir şiş kullanarak öreceğim. Yine aynı üç buçuk numaralı. Elinizde şişiniz yoksa aynı şişle de devam edebilirsiniz. Hemen ilk ilmeğimi örerek aldım. Devam ediyorum. Haroş örgü olarak örmeye devam ediyorum. Diğer arkadaki artırma ilmeğimize kadar kol ilmeklerimizi örelim. Devam edelim. Artırma ilmeğime kadar kol ilmeklerimi ördüm. Buradaki aradaki bir ilmeğimi kola dahil ediyorum. Bu son kenar ilmeğim olacak. Kenar ilmeklerimi örerek alacağım. Sıra sonunda sıra başında örmeden alarak devam edeceğim karış örgü olarak tamamlanacak ve sıfır dikiş yapacağım şimdi tersine dönüş yaptım sol kolumuzu ayırmış olduk bilek kısmına kadar ayırmış olduğum ilmeklerimi örmeye devam edeceğim tersinde kenar ilmeğimi aldım sıra sonuna kadar örüyorum sıramızı tamamlayalım toplamda kaç ilmek ayırmışım ona da bakalım arkadaşlar devam edelim Tersinden sıra sonuna kadar ördüm. Son kenar ilmeğimi yine örerek aldım. Ön yüze dönüş yapıyorum. Sol kolumuz içinde toplamda 51 ilmek ayırmış oldum. 51 ilmeğimi örmeye devam ediyorum. Örmeye devam ederken bilek kısmına doğru saç örgü yani burgu modeli uygulayacağım arkadaşlar. burgumuza kadar modelimize kadar şişinde bulunan ilmeklerimi hiçbir şekilde kesme veya artırma yapmadan yeter uzunlukta olana kadar öreceğim yeter uzunlukta olduktan sonra modelimizi uygulamaya başlayacağız ben haroşa örgümü biraz daha örüp tekrar geliyorum uzunluğunu ölçüsünü vereceğim sizlere modelimizi hep birlikte uygulamaya başlayalım hırkamın sol kolu için ayırmış olduğum 51 ilmeğimi kol ayrımından itibaren haroşa örgü olarak tamamladım Toplamda ayrımı yaptığımız yerden itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 diş haraşo boyu olana kadar ördüm. Hemen santim olarak da uzunluğuna bakalım. 11 santim uzunluğunda olarak tamamlamışım. Bilek kısmı için haraşo örgü modeli pardon bilek kısmı için burgu modeli uygulayarak örmeye başlayacağım. Şu an ön yüzdeyim. Hemen şişimi alıyorum toplamda 4 tane burgu modeli uygulayacağım 8 ilmekten oluşacak aralarda da 3 tane ters ilmeğim olacak 51 ilmeğimizin kenar ilmeğini aldım ikinci ilmeğini haraşı örgü olarak ördüm 2 ilmek örmüş oldum 3 tane ters 1 2 3 tane ilmeğimi ters ördüm 8 tane düz örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane düz ördüm. 3 tane ters örüyorum. Yine 8 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane düz ördüm. İkinci burgumuzu ördük. 3 tane ters örüyorum. Yine 8 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 tane düz ördüm. 3 tane ters örüyorum. 1 2 3. Son burgumuz için 8 düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane düz ördüm. 3 tane ters örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de haraşo örgü örerek sıramı tamamlıyorum. Ön yüzden eşit bir şekilde modelimizi uygulamış olduk. Sizler daha büyük veya daha küçük örmek istediğinizde kenar ilmekleriniz eşit gelecek şekilde ortada yine dört tane burgu modeli uygulayabilirsiniz. Hemen tersine dönüş yapıyorum. Tersinde ön yüzde ters ilmeklerimi düz örgü, düz ilmekleri burgumuzun ilmeklerini de ters örgü olarak öreceğim. Kenar iki ilmeğim haroşa örgü olarak devam ediyor. İlmeklerimizin zaten yönü ortaya çıkmış oldu il eğimden sonra 3 tane düz 8 tane ters yine 3 tane düz 8 tane ters 3 tane düz. 8 tane ters. 3 tane düz. 8 ilmeğimi ters örüyorum son burgumuz için. 3 tane düzümü örüyorum. Kalan iki ilmeğimi de karış örgü örerek sıramı tamamladım. Ön yüze dönüş yapıyorum. Bu bükme işlemine kadar hiçbir işlem yapmayacağım. Şişimde bulunan ilmeklerimi yönüne göre örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bükme işlemine kadar yeter uzunlukta olana kadar ilmeklerimizi aynı şekilde örerek tamamlayalım. Bükme işlemini hep birlikte yapalım ilmeklerimi yönüne göre örerek tamamladım toplamda hemen şu harışı ters örgülerimin sırasını saydığımda 2 4 6 8 sıra örmüş oldum yani önden bir tersinden iki önden 3 tersinden 4 bu şekilde sayarak toplamda 8 sıra ördüm ortada bükme işlemini yapacağım kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ilmeğimi harış örgü olarak ördüm üç tane tersi ilmeğimi örüyorum 8 tane ilmeğim var burgumuz için İlk 3 tane pardon 4 tanesini örmeden aparatıma alıyorum. Öne doğru aldım. Kalan 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aparatımda bulunan ilmeklerimi sol şişime alıyorum tekrar. Aldığım ilmeklerimi de yine düz örgü olarak örüyorum. İlk bükme işlemini, burgumuzun bükme işlemini yaptık. Hemen şöyle baktığımızda bükmeyi tamamlamış olduk. Arada 3 tane tersim var. Ters ilmeğimi örüyorum. İkinci burgumuza geçiş yaptım. İkinci burgumuzu da yine aynı şekilde. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi örmeden aparat aldım. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi ördüm. Aparatımdaki ilmeklerimi sol şişime alıyorum ve aldığım ilmeklerimi de düz örgü olarak örüyorum. 3 tane ters ördüm. Yine aynı şekilde 3. burgumuzun bükme işlemini yapacağım. 3 tane ters örüp 4. burgumuzun bükme işlemini yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Son bükme işlemini tamamladım. 3 tane ters ilmeğim var. Ters olarak ördüm. Kalan 2 ilmeğim de örerek sıramı tamamladım hükme işlemini yapmış olduk tersine dönüş yapıyorum tersinde yine aynı şekilde ilmeklerimizi yönüne göre örerek devam edeceğim kenar ilmeğimi aldım 3 tane düz 8 tane ters örgü olarak örmeye devam edeceğim ortadaki burgumuzdan sonra yine şu aradaki uzunluk kadar örmeye devam edelim arkadaşlar bile kısmı için haroşa örgümüzü örmeye başlayacağız Biraz daha örgümüzü örelim, haroşa örgümüzü örmeye başlayalım. Bükme işlemini tamamladıktan sonra ilmeklerimi yine aynı yönde örerek tamamladım. Hemen şu aradaki ters örgülerimi saydığımda 2, 4, 6, 8, 10. 12 14 16 sıra olana kadar örmüşüz. Modelimizi tamamladık. Tamamlamış oldum. Şimdi bilek kısmı için ilmeklerimin tamamını ön yüzden haroşa örgü olarak örmeye başlıyorum. Bilek kısmında hiçbir kesme işlemi yapmayacağım. burgu modeli uyguladığımız için burası biraz toplayacak arkadaşlar bilek kısmı için haroşa örgümüzü de tamamladığımızda burası biraz toplu bilek kısmı da hafif fırfırlı olarak kolumuzu tamamlamış olacağız. Önden ve tersinden toplamda 5 diş haroşa boyu olana kadar bilek kısmını örelim. Daha sonra kesimini yaparak dikişini yapmaya başlayalım. Burgumuzdan sonra toplamda 5 diş haroşa boyu örerek bilek kısmını tamamladım. Şu an ön yüzdeyim. Kesimini yapmaya başlıyorum düz bir kesim yapacağım iki ilmeğimi birlikte alıyorum sağ şişimdeki ilmeğimi sol şişime alarak devam ediyorum ne çok sıkı ne de çok bol olacak şekilde sıra sonuna kadar kesimimizi tamamlayalım ee, de birazcık uzunca keselim kol dikişini beraber yapalım sıra sonuna kadar kesimimi tamamladım hemen ipimi kol dikişini yapacak kadar uzunca kesiyorum bir dikiş iğnesi alarak dikişini yapmaya başlayacağım. Sıfır dikiş yapacağız kol altına. Son ilmeğimin içerisinden geçerek sabitliyorum. Sıkıladıktan sonra ön yüzleri iç kısma gelecek şekilde karşılıklı birleştiriyorum. Birleştirmesini yaptıktan sonra hemen ilk kesimi yapmaya başladığım yerden geçiş yaptım. Buradan bir kez daha geçiş yapıyorum sıkı olması için. Sıkıladıktan sonra Kenar dış ilmeklerimden aldım bir tane ve öndekinden bir tane aldım iğnemi geçirdim. Tekrar dıştan bir ilmek, içerden bir ilmek kol altına kadar devam ediyorum. Bu şekilde kol altına kadar devam edelim. Ee, dikişimizi yapmaya devam ederken de hafif arada şöyle esnetme yapalım kol altının kasmaması için arkadaşlar. Kol altına kadar devam ediyorum ben. Kol altına kadar dikişimi tamamladım. Hemen şurada son bir ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğim oradan geçiş yapıyorum. Geçişi yaparken de ipimi tamamen çekmedim. Şöyle hemen kol altından düğümledim, sıkıladım. Dikişimizi tamamlamış olduk. Şimdi ön yüzden kolumuza kadar ördük. Sol kolumuza kadar sol kolumuzu tamamladık. Burada ipimi birleştiriyorum tekrar. İpimi birleştirdikten sonra kol altında artırma işlemi yapacağım. Bedenimizin rahat olması için. Onu da hemen şöyle tutuyorum. 3 tane ilmek artıracağım. Bir tığ alıyorum. Tığımla da şişle de yapabilirsiniz. Şimdi şuradan hemen çok tek kattan değil de aradan şöyle geçiş yapıyorum. Tığımla sağ taraftan ipimi aldım. Bir zincir çektim. Bir tane ilmeğimi artırdım. Şişime aldım. Sağ şişme. Ortadan da Dikişimizin ortasından da yine bir ilmek çıkartıyorum. Bir zincir çekip sağ şişime aldım. İkinci ilmeğimi artırdım. Üçüncü ilmeğimi de yine sol taraftan artıracağım. Onu da şöyle arada boşluk oluşmasın diye şöyle iki kat geçerek aldım. Hatta şöyle yapalım. Bir zincir çektim ve ilmeğimi şişime aldım. Kol altını hem rahatlatmış olduk bu şekilde. Bedenimiz için de ilmeklerimizi artırdık kolumuzu tamamlamış olduk. Şimdi devam ediyorum. Hemen şöyle arka ilmeklerimi yine haroş örgü olarak öreceğim diğer kolumuza kadar. Hemen bir çevirelim bakalım arkadaşlar. Dikişimiz, modelimiz gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde sol kolumuzu tamamlamış olduk. Arka ilmeklerimizi örelim. Hemen sağ kolunu örmeye başlayalım. Artırma ilmeğimize kadar Arka beden ilmeklerimizi haroşa örgü olarak örelim. Devam edelim. Arka beden ilmeklerimi örerek tam, e, tamamladım. Artırma ilmeğime kadar geldim. Şimdi burada şişimi bekletmeyi alıyorum. Yine e, sağ kolumuzu örmeye başlıyoruz. E, sağ kolumuz içinde yine artırma ilmeklerimizi kolumuza dahil ediyorum. Diğer tarafta yaptığım gibi ilk ilmeğimi örerek aldım. Devam ediyorum önde bulunan artırma ilmeğimize kadar toplamda 51 ilmeğimiz olacak. Sıra sonuna kadar yani 51 ilmeğimizin sıra sonuna kadar örelim. Artırma ilmeğime kadar ördüm. Bu kenar ilmeğim olacak. Artırma ilmeğimi kola dahil ettim. 51 ilmek sağ kolumuz için ayırmış olduk. Önden ve tersinden aynı sol kolunu ördüğüm gibi örmeye devam edeceğim kol ayrımından itibaren toplamda 26 diş haroşa boyu olana kadar örelim arkadaşlar yine burgumuz için 2 ilmek haroşa 3 ters 8 düz 3 ters olarak modelimizi uygulayalım aynı uzunlukta ördükten sonra bükme işlemini yapalım bükmeden sonra da yine aynı uzunlukta örerek bilek kısmı içinde toplamda 5 diş haroşa boyu örerek kesimini tamamlayalım sağ kolumuzun dikişini yaparak bedenine geçiş yapalım hep birlikte hırkanın sağ kolunda sol kolunu ördüğüm gibi aynı sayılarla aynı şekilde örerek tamamladım Burgu modelimizi tamamladıktan sonra bilek kısmı için toplamda 5 diş haraşo boyu ördüm ön yüzden kesimini yaptım ve kolumuzu tamamladım dikişini yapmaya başlayacağım ön yüzleri iç kısma gelecek şekilde karşılıklı yerleştiriyorum ve dikişimi yapmaya başlıyorum bu arada örmeye devam ederken birinci yumağımı bitirdim ikinci muama geçiş yaptım. Onu da tam kenar ilmeğimi getirdim birleştirmesini. kol dikişini tamamladıktan sonra buradaki birleştirme ipimi de gizleyerek bedeninde hiç düğüm olmadan kötü bir görüntü elde etmeden ipimizi de temizlemesini yapacağım. Hemen diğer kolunda yaptığımız gibi karşılıklı kenar ilmeklerimizin içerisinden kol altına kadar dikişimizi tamamlayalım arkadaşlar ve bedenine hep birlikte geçiş yapalım. Kol altına kadar dikişimi tamamladım. Hemen burada son bir ilmeğim kaldı. Onu da geçiş yaparak yine ipimi tamamen çekmeden ortasından geçerek burayı düğümledim, sabitledim ve hemen şöyle çeviriyorum. Arka ilmeklerimizi örmüştük. Sağ kolumuzu tamamladık. Ön ilmeklerimiz kaldı. Burada tekrar yumağımı birleştireceğim. Daha sonra buradaki birleştirme iplerimizi kol altında küçük boşluklar oluşursa bir iğne yardımıyla bunları hem toparlayarak hem de ipinizi gizleyebilirsiniz. Şimdi burada yine diğer kolda yaptığımız gibi artırma işlemi yapacağım. Üç tane ilmek artırmıştık. Hemen bir tanesini arka taraftan tığımla geçiş yapıyorum. Bir ilmek aldım. Zincir çekerek sağ ilmeğimi e, sağ şişimi aldım. Tam ortadan da hemen yine bir ilmek çıkartıyorum dikişimizin ortasından. Bir zincir çekip sağ şişimi aldım. Sol taraftan da şuradan bir ilmek daha çıkartıyorum ön tarafa doğru. Ve burada da üç tane ilmek artırmış oldum. Kol altını da böylelikle kasmadan düzgün bir şekilde hem birleştirmesini yapmış olduk. Hem de ilmeklerimizi artırmış olduk. Devam ediyorum. Kalan ön ilmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim sıramızı tamamlayalım bedenine geçiş yaptık artık örmeye devam edelim kalan ön ilmeklerimi de örerek tamamladım hemen kolumuzu çevirelim burada birleştirdiğim ipimi de gizleyerek düğümledim arkadaşlar temizlemesini yaptım unutmayayım tekrar diye kolunu çevirdikten sonra ve hemen şöyle düzelterek bakalım Yakamızı tamamladık. Rubamızı tamamladık. Her iki kolunu tamamlamış olduk. Ve bedenine geçiş yaptık. Şimdi şu an ön yüzden sıramızı tamamladık. Tersinden bütün ilmeklerimi örüyorum. haroşa örgü olarak yine örmeye devam ediyorum. Tersinden artırdığımız ilmeklerde dahil bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örelim. Tekrar gerekli mi değil mi bir bakalım ilmeklerimize. Gerekli olursa her iki kol altında birer tane daha artırma işlemi yapacağım arkadaşlar. Sıramızı tamamlayalım. Devam edelim. Tersinden bütün ilmeklerimi örerek tamamladım. Ön yüze dönüş yapıyorum. Bedenimiz için artırdığımız ilmekler yeterli oldu arkadaşlar. Haroşa örgü olduğu için zaten eline doğru açan bir model. Onun için başka bir artırma işlemi yapmayacağım. Şişimizde bulunan ilmeklerimizi hiçbir artırma eksiltme yapmadan etek ucuna kadar örmeye devam edeceğim. Bedenimizi yeteri uzunlukta haroşa örgü olarak öreceğim yine. Yeteri uzunlukta olduktan sonra da hırkamızın bedeninde de aynı kollarda uyguladığımız gibi burgu işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Düğmeliklerimizin sırasını takip ederek bedenini örmeye devam edelim. Tekrar sırasının uzunluğunu vereceğim sizlere. Yeter uzunlukta olduktan sonra modelimizi hep birlikte uygulamaya başlayalım. Hırkamın bedenini etek ucuna kadar yeter uzunlukta olana kadar tamamladım. Kol altından itibaren haroşa sıramızı saydığımızda toplamda 36 diş haroşa boyu olana kadar ördüm. Hemen santim olarak da uzunluğuna bakalım. Şu an için yaklaşık 17 santim 17 buçuk santim uzunluğunda olmuş arkadaşlar ve ön yüzdeyim etik ucu içinde aynı kolda uyguladığım burgu modelini uygulayarak örmeye devam edeceğim. Örmeye devam ederken de düğme iliklerimizi sırasını takip ederek açtım. 1-2-3-4-5. düğme iliğimizi bir önceki sırada açarak tamamladım etek ucu içinde kolumuzda bulunan modelimizi uygulamaya başlarken şimdi toplam kaç tane ilmek var onu saymadım arkadaşlar onun da sayısını nasıl ayarladım bu kenarlarda her iki kenarda haroşa olarak ilmek bıraktım ilmeğimizden sonra 3 ters 8 düz 3 ters olarak modelimi eşitledim yine sıra sonunda da sıra başında bıraktığım ilmek sayısını aynı şekilde bırakarak tamamladım. Yani sıra başında 9 tane ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 3 ters 8 düz olarak modelimi kurmaya başlayacağım. Sizler daha büyük veya daha küçük örmek istediğinizde bu kenarda bıraktığım 9 ilmeğimi büyük ördüğünüzde 10 ilmek yaparak sayısını ayarlayabilirsiniz. Ya da daha küçük örmek istediğinizde bu kenardaki haroşa sayısını 8 olarak ya da 7 olarak ortadaki modelinizde eşit şekilde gelecek şekilde ayarlamasını yapmanız gerekiyor dediğim gibi ben bu şekilde sağdan ve soldan ilmeklerimi ayarlayarak ortadaki modelimin sayısını ayarlamış oldum şimdi hemen modelimi kurmaya başlıyorum sıra başında kenar ilmeğimle birlikte 9 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ilmeğimi ördüm. Modelimiz için 3 tane ters 8 tane düz 2 3 4 5 6 7 8 arada yine 3 tane ters Burgumuz için yine 8 tane düz 8 tane düz ördüm. Yine 3 tane ters. 8 tane düz. 3 tane ters. 8 düz, 3 ters olarak sıra sonunda 9 ilmeğimiz kalana kadar modelimizi uygulamaya devam edelim. Sıra sonuna kadar 3 ters 8 düz 3 ters 8 düz olarak tamamladım. Sıra sonunda 9 ilmeğim kaldı. Hemen önünde de 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Sıra başında 9 ilmekten sonra 3 tersle başlamıştım. Burada da 3 tersle modelimi tamamlamış oldum. Kalan 9 ilmeğimi de haroşa örgü örerek tamamlıyorum. Yine farklı sayılarda örmek istediğinizde bu şekilde yaptığınızda yine bir ilmeğiniz fazla olursa arkadaşlar onu da hemen şu arka kısımda ortada üç tane tersinizi 4 e, ters yapabilirsiniz ilmeğiniz fazlaysa ya da iki ters olarak yine aynı şekilde modelinizi ayarlayabilirsiniz. Hemen tersine dönüş yapıyorum. Her iki kenarda bulunan 9 ilmeğim haroşa örgü olarak devam edecek. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra kenar ilmeğimle birlikte 9 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 9 ilmeğimden sonra tersinde de 3 tane düz, 8 tane ters. 3 tane düz, 8 tane ters örgü örerek sıra sonunda 9 ilmeğimiz kalana kadar devam edelim kalan 9 ilmeğimizi de yine haroşa örgü örerek sıramızı tamamlayalım dersinden sıramı tamamladım ön yüz pardon ön yüzden örmeye devam ediyorum eşit bir şekilde modelimizi uygulamış olduk toplamda burgu ilmeklerimiz modelimiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane burgu modelini uygulamış olduk Bundan sonra bükme işlemine kadar şişimde bulunan ilmeklerimizi aynı kolda yaptığımız gibi düzleri düz tersleri ters olarak örmeye devam edeceğim. Hemen şurada ters örgülerimizi şöyle ön yüzden tutalım. Ters örgülerimiz toplamda 8 sıra olana kadar örmeye devam edelim. 8 sıra olduktan sonra yine bükme işlemini hep birlikte yapalım burku modelimiz için ilmeklerimizi ayırdıktan sonra hemen şu aralardaki ters örgülerimi saydığımda 2 4 6 8 sıra oldu. Şu an ön yüzeyim, Bükme işlemini yapmaya başlayacağım. Kenar 9 ilmeğimi haroş olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 tane ters ilmeğim var. Aynı şekilde örüyorum ve ilk burgumuza gelmiş olduk kolda yaptığımız gibi yine aynı şekilde ilk dört tane ilmeğimi aparatıma aldım öne doğru alıyorum kalan dört tane ilmeğimi örerek aparatıma aldım. ilmeklerimi de tekrar sol şişme alıyorum şişme aldığım ilmeklerimi de yine düz örgü örerek ilk bükme işlemini yapmış oluyorum Arada yine 3 tane ters ilmeğin var. Ters olarak ördüm ve ikinci bükme işlemimiz için yine 4 tane ilmeğimi öne alacağım. Kalan 4 taneyi örüp ön aldığım ilmeğimi de sol şişime alarak aynı burada yaptığımız gibi bükme işlemini yapacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar hep aynı yönde bükme işlemini tamamladıktan sonra tersinden yine düzleri düz, tersleri ters örgü olarak öreceğim arkadaşlar kolda yaptığımız gibi toplamda kenarlardaki ters örgülerimiz 16 sıra olana kadar vurgu modelimizi uygulamaya devam edelim. Daha sonra modelimizi tamamladıktan sonra da etek ucu için toplamda 5 diş haroşa boyu olarak tamamlayalım. Ön yüzden de sıra sonuna kadar kesimini yaparak kırkımızın bedenini bitirelim. Ben modelimizi tamamlayayım. Haroşa örgümüzü örüp tekrar etek ucuna kadar Kesimini yapayım arkadaşlar düğmelerimi de dikip tekrar geliyorum ölçülerine hep birlikte bakalım. Hırkamın bedeninde burgu modelimizi tamamladıktan sonra 5 diş arşu boyu örerek tamamladım ön yüzden kesimini yaparak temiz kesimini yaptım arkadaşlar düğmelerimi de dikerek hırkamı tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi ön modelimiz bu şekilde olarak tamamlandı. Arka bedenimizde bu şekilde olarak tamamlanmış oldu. Hırkamızın boyutu 6 aydan 13-14 aya kadar kullanılabilecek boyutta oldu. Ee, hemen ölçülerine de hep birlikte bakalım. Kol altından etek ucuna kadar 22 santim uzunluğunda beden genişliğimiz 27.5 santim genişliğinde. Hemen kol boyu uzunluğuna bakalım. 18 buçuk santimde kol boyu uzunluğumuz olmuş omuzdan etek ucuna kadar da 32 santim 33 santime yakın uzunlukta olarak hırkamızı tamamlamış olduk hemen nasıl büyütebiliriz nasıl küçültebiliriz sayılarını da vermeye çalışacağım burada sayılarını vermeye çalışırken de yaka sayısı olarak vereceğim yani sağda 7 ilmek solda 7 ilmek artmış şekilde yani yakamızın toplam sayısını vereceğim arkadaşlar onu da nasıl ayarlayacağız tekrar anlatımını yapmaya çalışacağım. Bu yaka sayısıyla ayrıca robanızı bir sıra daha artırma yaptığınızda çok rahatlıkla bir buçuk yaş için olacaktır. Kol boyunu iki sıra modele kadar beden boyunu da iki sıra uzatarak bir buçuk yaş için de örebilirsiniz. Şimdi hırkamızı bir beden büyütmek istediğimizde yakamızı altı ilmek fazla başlıyoruz. Altı olan ilmeğimizi fazla olan ilmeğimizi önlere birer kollara birer arkaya iki ilmek olarak ayrımını yapıyoruz rubayı uzatarak kol boyunu uzatarak bedenini uzatarak modelinizde eşit bir şekilde uygulayarak hırkanızı büyütmüş oluyorsunuz ya da bir beden küçültmek istediğinizde bir iki beden hatta küçültmek istediğinizde hırkanızın yakasına altı ilmek eksik başlıyorsunuz arkadaşlar ilmek altı ilmeğinizde önlerden birer kollardan birer arkadan iki ilmek eksilterek Robo artışınızı kısaltarak kol boyunu bedeni kısaltarak hırkayı küçültebiliyorsunuz. Hemen sayılarını da vermeye çalışayım. İlk olarak 0-6 ay için sayısını vereceğim sizlere. Dediğim gibi verdiğim yaka sayıları şu kenarlardaki sağda 7 solda 7 artan ilmekle birlikte vereceğim. Onu da şu yakamızda nasıl hesaplayacağız anlatımını yapacağım tekrar. 0-6 ay için örmek istediğinizde yaka sayımız 72 ilmek arkadaşlar. 16 ön 8 kol 20 ilmek arka 8 kol 16 ön olarak ayrımını yapıyoruz aralarda yine birer artırma ilmeğimiz var roba artışınızı da büyüklüğüne göre 17 18 19 yaparak kol boyundan 200 sıra beden boyundan 200 sıra kısaltarak 0 6 ay için rahatlıkla örebilirsiniz şimdi burada yıkı sayımız hemen şöyle göstereyim şu kenar patlarla birlikte 72 ilmek yaka sayımız vardı. Onu da hemen şu başlangıç yakasını nasıl hesaplıyoruz? 7 ilmek sağda artıyor. 7 ilmek solda artıyor. Toplamda 14 ilmeğimiz oluyor. 72 ilmekten 14 ilmeği çıkarttığımızda 58 ilmek kalıyor. 58 ilmek başlayıp yıkayı tamamladıktan sonra her iki kenarda 7 ilmek artırdığımızda da 72 ilmeğimiz oluyor. Yakalarınızı bu şekilde hesaplayarak ayarlayabilirsiniz. Hemen benim ördüğüm sayının üzerine iki yaş için örmek istediğinizde iki yaşta sadece arkadaşlar 2 ilmek fazla başlayabilirsiniz yakanızı. O fazla olan 2 ilmeğinizde birini sağ kola birini sol kola ayrımını yapabilirsiniz. Hemen iki yaş için sayısını vereyim. Yaka sayımız 80 ilmek, 17 ilmek ön, bir ara 10 ilmek kol, bir ara 22 ilmek arka bir ara 10 ilmek kol bir ara 17 ilmek ön olarak ayrımını yapabilirsiniz robo artışını 22 artırma yaparak kol boyunu modele kadar 200 sıra beden boyunu da yine 200 sıra uzattığınızda modelinizde eşit bir şekilde uyguladığınızda iki yaş için örebilirsiniz burada iki yaş için yakı sayımız 80 ilmekti hemen şu başlangıç yakımızı da 80 ilmekten 14 ilmek çıkartıyoruz. 66 ilmeğimiz kalıyor. 66 ilmek başlayıp yıkayı tamamladıktan sonra sağda 7, solda 7, 14 ilmek arttığında 80 ilmeğe ulaşıyoruz. Yakanızı bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Hemen iki yaşın üzerine 3 veya 4 yaş arası için örmek istediğinizde 1-2 beden örmek istediğinizde büyük örmek istediğinizde yaka sayımız 86 ilmek. Roba sayısı 18 ilmek ön bir ara 11 ilmek kol bir ara 22 ilmek arka bir ara 11 kol bir ara 18 ilmek ön olarak ayrımını yapabilirsiniz. 3 yaş için roba artışınızı 23-24 sıra yaparak kol boyunu 200 santim uzatarak beden boyunu 200 santim uzatarak ayarlayabilirsiniz. 4 yaş içinde roba sayısını 24 25 yaparak yine kol boyunu ve beden boyunu çocuğunuzun boyutuna göre, uzunluğuna göre ölçerek ayarlayabilirsiniz. Burada hemen 3-4 yaş için yaka sayımız 86 ilmekti. Buradan da 14 ilmek çıkardığımızda 72 ilmek kalıyor. 72 ilmek başlayıp sağda 7, solda 14 artırdığımızda 86 ilmeğe ulaşmış oluyoruz. 5 yaş, 6 yaş arası için örmek istediğimizde yaka sayımız 92 ilmek, 19 ilmek ön, bir ara 12 kol, bir ara 24 arka, bir ara 12 kol, bir ara 19 ilmek ön olarak robasını ayırıyorsunuz. 5 yaş için roba artışınızı 25 26 yaparak kol boyunu, beden boyunu uzatarak e, tamamlıyorsunuz. Hemen 6 yaş için örmek istediğinizde de robo artışınızı 26-27 yaparak kol boyunu beden boyunu da yine çocuğunuza göre uzatarak hırkanızı büyütebiliyorsunuz. Yine 5 yaşın üzerine 92 5 6 yaşın üzerine 1 2 beden daha büyütmek istediğinizde yaka sayınızın üzerine 6 ilmek fazla başlıyorsunuz. 6 ilmeğinizde öne bir, kola bir, arkaya iki olarak ayrımını yaparak Rubayı, kolu, bedeni çocuğunuzun boyutuna göre uzatarak ayarlayabilirsiniz. Burada bir şiş için, 6 yaş için yaka sayımız 92 ilmekti. Hemen şu başlangıç yakasını da yine aynı diğerlerinde yaptığımız gibi 92'den 14 ilmek çıkartıyoruz. 78 ilmek kalıyor. 78 ilmek başlayıp yakayı da tabi daha büyük örmek istediğinizde uzatabilirsiniz. Yakayı tamamladıktan sonra 14 arttığında 92 ilmeğe ulaşabilirsiniz. Bu güzel modelin de anlatımını yapmış oldum sizlere. Sizler de inşallah beğenirsiniz. Örcek arkadaşlara kolay gelsin şimdiden. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok sevinirim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.